Evet arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfa'dan hepinize iyi yayınlar. Bendeniz ailenizin YouTuber'ı Mustafa Göksel. Bir yayında daha sizlerle beraberim ve Metin amca ile beraberiz. Bakalım İbiş bugün ne haklar yiyecek? Metin amca İbiş'in peşinde yarış ettiriyor da İbiş bir gün orada bir gün burada. Köstebek gibi nereden çıkar belli değil. Hep birlikte görelim. Köprüden geçti gelin köprüden. Köprüden geçti gelin köprüden. Allah! Sen de kimsin? Ya karşıya geçeceğim. Buradan geçemezsin. Burası bir köprü. Niye geçemem? Nereye gideceksin sen? Uzaya gideceğim, uzaya, uzaya. Parayı vermeden buradan geçemezsin. Ne işin var? Uzayda ne işin var? E gideceğim, iş buldum, iş. Kaçıyorum artık buradan. Ama karşıya geçeceksin. Uzay araçları var bak orada, onlara bineceksin. Ve uzaya gideceksin. Gideceğim tabii. Ama buradan para vermeden geçemezsin. Ya şimdi buradan köprüden geçmek için para mı vereceğim? Para vereceksin tabii. Bak buradan arabalar vızır vızır geçiyor. İnsanlar geçiyor. Her birinden para alıyoruz. Asker 50, başı bozuk 75. Arabalar 1 lira. E, bu köprüyü satar mısın bana? İş arıyorum zaten. Köprüyü satarım sana ama çok paranı alırım. E sat o zaman. Peki satayım sana bu köprüyü. Gelen geçenden para toplarsın o zaman. Uzaya gitmekten de vazgeçersin. Ama ben uzayda iş buldum 10 bin lirayla. E, araç yok ki nasıl gideceksin? Bak oradakiler araç diyorsun ama araç maraç yok orada. E gideriz ileride bir gün. Gideceğim tamam, uzaya gideceğim de millet gidiyor uzaya. E ben yaya gidiyorum artık. Köprüden yaya geçerim karşıya. Kaç para istiyorsun bu köprüye? Bu köprüye istiyorum senden 100 bin lira. Tamam. O kadar param yok ama 80 bin liram var. Sat bana bu köprüyü. Ben de burada bir iş bulayım kendime. Peki ver parayı. Al parayı. Ben gidiyorum. Köprüyü sattım sana. Sen de burada para topla. Oldu efendim. Hadi güle güle. Evet, köprüyü aldık. Hadi bakayım, asker 50 başı bozuk 75 arabalar 1 lira. Asker 50 başı bozuk 75 arabalar 1 lira. İbiş ne yapıyorsun burada? Ne yapacağım, iş buldum kendime. Köprüden para topluyorum. İbiş, köprü devletin malı, satılır mı? Ben satın aldım. Nasıl birinden aldın? Olur mu, baksana. Adam gidiyor tak karşıda, bak 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 bak. Eyvah! Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun İbiş. Onu tanıyor musun İbiş? Yok. Nasıl verdim parayı? Verdim, aldım köprüyü işte. O kim biliyor musun İbiş? E kim o? Onun adı Sülün Osman. Bak köprüyü sana da sattı. Yarın gider başkasına başka bir yere satar. Tapu yok, bir şey yok. Ama ben burada para verdim, 80 bin lira verdim. Toplayacağım bu parayı. Hiçbir şey yapamazsın. Polisler gelir, seni alır buradan götürür. Onun satmadığı hiçbir şey kalmadı. Sülün Osman bu. İzmir'de Saat Kulesi'ni sattı. Köyden gelen insanların paralarını aldı. En sonunda da Galata'da otelde öldü. Biliyor musun sen onu? Onu bilmem ama 80 bin lira verdim. E git o zaman karakola şikayet et. Köprü satılır mı hiç? Devletin malı. O sattı. Aldım ben de. Verdim parayı aldım. Bastım parayı aldım. E ben şimdi o zaman ne olacak? E sen şimdi verdiğin paranın üstüne bir bardak soğuk su içeceksin. Ondan sonra da kendine yeni bir şey arayacaksın. E param gitti. Köyden geldim, bütün arsaları masaları evleri sattık. Bütün parayı da Sülün Osman'a kaptırdık. Bu adı üstünde İbiş. Onun adı Sülün Osman. Bak sana bir iş buluruz gene. E nasıl bulacağız iş? Sen bulursun. Şimdi Galata'ya gidelim. Galata'da senden oturalım. Güzel bir şeyler düşünelim ve sana bir iş buluruz gene. O zaman ben de uzaya gideceğim. İbiş uzay aracı yok ki. Nasıl gideceksin uzaya? Sülün Osman bana dedi ki şu karşıda varmış, bak şurada şurada şurada. Orada uzay araçları yok. Onlar kayık. Kayıklarda Eminönü'nde ne yapıyorlar? Balık ekmek satıyorlar. Ben de balık ekmek satarım. Sat o zaman İbiş. Satacağım tabii. Ama ye beni de satarlarsa
Baksana korkuttun beni. Sülün Osman dedin. Dolandırıyormuş. Oo, o da bir şey mi? Eskiden Sülün Osman bavul kullanırdı. Altı delik köyden gelenlerin çantasını yere koydum üstüne. Koyardı bavulu. Bavul bavul içinde alır götürürdü. Ya nasıl oluyor bavul bavul içinde? Bavulun altı delik dedik yaymış. Neler vardı neler. Sen onları bilsen. O devirde yaşam. Ben ondan önce de yaşadım Metin amca. Peki nerede yaşadın İbiş? Çin'de. Uğak hükümler zamanında orada bulunan Türkler benim kuklamı yaptılar. O günden bugüne benim adım İbiş. İbiş, İbiş. Çocukların sevgilisi İbiş. E peki madem çocukların sevgilisisin, uzaya gideceğim diyorsun. Uzaya gideceksin de çocuklar sensiz ne yapacak İbiş? Oradan ben de onlara el sallarım. İbiş yukarıda bir sürü yıldızlar var. Ay var. Sen şimdi oradan ayın üstündeki insanları görebiliyor musun? Olsun ben gene gideceğim. Peki İbiş nasıl gideceksin? İleride gideceğim ileride. 10 bin lira ayda iş var. Burada da var 10 bin liraya ayda iş. Olsun orada bak. Ekmek bedava, su bedava. Oh suya zam yok. Ekmeğe zam yok. Gaza zam yok burada. Ekmeğe zam, suya zam, her şeye zam. Orada. İbiş, peki o zaman bulursan bir araç gidersin İbiş. Ben bulurum giderim. Git o zaman git. Ama Metin amca burada suyun üstünde yürüsen yüzme bilmiyor diyorlar. Nasıl ya? Suyun üstünde yürünüyor mu İbiş? Yürünmez mi? Ben körfezi karşıdan karşıya geçiyorum. Her gün gidiyorum. Yürüyorum suyun üstünde gene yüzme bilmiyor diyorlar. E o zaman sen de suyun altından git. E nasıl gideyim suyun altından boğulurum? Suyun üstünde yürümeyi biliyorsun da suyun altından geçmeyi bilmiyor musun İbiş? Onu da öğretiriz sana. Bak şimdi Metin amca. Burada İzmit'te yaşamak çok güzel. Çok güzel bir şehir ama en sonunda ben de sahte şehrin sahte çocuğu oldum. E nasıl oldu İbiş o? Ya sokaklarda kaldım. Sokak çocuğu oldum. İbiş bak sokaklar çocuk doğurmaz. Herkes sokaklarda kalmaz. Herkesin bir evi var. Çalışacaksın. Bir ev sahibi olacaksın. Önce ihtiyarlığını düşünüp bir şeyler alacaksın. Ben de alıyorum hep elimden alıyorlar. Alıyorum elimden alıyorlar. Bak Sülün Osman bile beni dolandırdı. Ne yapacaksın? Çocukların madem sevgilisisin. Çocukların sevgilisi ne yapar? Çocukları güldürür, eğlendirir. Sen ne yapıyorsun? Parayı Sülün Osman'a kaptırıyorsun. Doğru söylüyorsun Metin amca. Bundan sonra Sülün Osman gibi sülünler kahrolsunlar. Doğrular, iyiler, dürüstler yaşasın. Hep beraber doğruluktan yana olalım. Sahtekarlık yapmayalım, çalmayalım, hırsızlık yapmayalım ve vatanımızı, milletimizi çok sevelim. Doğru söylüyorsun İbiş. Bak Mehmet Akif Ersoy ne yapmış? Bir şiir yarışması olmuş İstiklal Marşı'nın. Hiç kimse ödül almamış, para almamış, para varsa demiş ben bu yarışmaya katılmıyorum demiş. Doğru söylüyorsun Metin amca. Ne oluyor? Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı birinci seçiliyor. Adam para bile almıyor. 500 lira birinci gelene verecekler, o parayı almıyor. Doğru söylüyor Metin amca. Ben de çocuklara güzel güzel oyunlar oynayacağım. Ben de para almayacağım. Para alırsan ne oluyor? Olmaz. Para almayanlar vatan kahramanı oluyor. Ne diyoruz o zaman? Kahramanların arkasından ağlanmaz, destan yazılır. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalınız efendim.